sizleri ziyarete geldim. Hoş geldiniz. Ondan önce de gelmiştim, bir köye okula falan uğramıştım ama sizlerle geniş bir şekilde bir aradayız. Bu ziyaretimizin amacı şu, köylerimizin problemlerini tespit etmek. İl müdürlerimiz ve ilçe müdürlerimizle beraber burada onlara çözüm yolları aramak. Bu köyün problemi genel olarak köylünün tamamını ilgilendiren problemler olabilir veya bireysel problemler olabilir. Bir vesileyle il müdürlerimiz, ilçe müdürlerimizle köylüyü yan yana getirmek, karşı karşıya burada problemlerin çözüm yollarını aramak. İlçelerimize beyderbeyi geziyoruz. Bugün de yolumuz Bozlu'nun köylerine düştü. Bugün üçüncü köyümüz. Biz devlet olarak kamu kurum ve kuruluşları, özel idare, il genel meclis üyelerimiz de burada, onlara da söz vereceğiz daha sonra. Hep beraber köylerimizin daha yaşanabilir bir hale getirmesi için çaba sarf ediyoruz. Altyapı problemlerinden işte güvenliğine kadar her alanda köylü vatandaşlarımızı bulundukları yerde huzur ortamı içerisinde daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde nasıl yaşatabiliriz? Bunun şeyi içerisindeyiz, düşüncesi ve gayreti içerisindeyiz. İşte bugünkü ziyaretimizde biraz bu alanda bugüne kadar sıkıntılarımız varsa onları görelim, eksiklerimiz varsa onları görelim. Yoksa da sizlerle bir hasbihal edip, biraz sohbet edip buradan ayrılalım diye geliyoruz. Bugün ağırlıklı olarak sizlere söz vereceğiz. Önce muhtarıma vereceğim. Daha sonra da ilgili müdür arkadaşlarımızla konusuna göre gerek sizin sorularınıza cevap verme, gerekse de bilgilendirme yapmak üzere söz vereceğiz. Uygulamamız bu şekilde. Ve öncelikle sözü muhtarımıza veriyorum. Buyur muhtar. Sayın Valim, öncelikle köyüm adına, müdürlerime hepinize hoş geldiniz diyorum. Köyümüzde Kozlu'ya en yakın ve en büyük köy, en yakın köy, 13 kilometre, 800'ü aşkın nüfusuyla inşaat sektöründe, TTP sektöründe, bilhassa şu anda fındıkçılık üzerinde bayağı bir gelişmemiz var tarım üzerine. Bizim köy olarak genel sıkıntımız, geldiği gibi sabahtan sonra vatandaşlarımızın bizden talep ettiği, arzu ettiği arazilerimize yol yok. Yani eskiden kalmış sıkıntılar hala devam ediyor. Daha verimli arazilerimiz var ama boş. Yol olmadığı için, ulaşım sıkıntısı olduğu için yani herkes elinin tersiyle itiyor yani arazilerde. Genel başka bir sıkıntımız yok. Kanalizasyon denilecek çalışmalarımız genel meclis başkanımız dahilinde bilgisinden, bilgilerimiz bilgisine devam ediyoruz. Başka bir konumuz yapıldı. Bağlantılar aşağı yukarı toparlandı. Ufak tefek eksiklerimiz var ama çalışıyoruz. Bir halı saha mevzumuz var. Aşağı yukarı bir yıldır bekliyoruz. Çözeceğiz Allah nasip edersen de çözümünü bulunduruz Sayın Başkan'dan. Genel başka bir öyle bir sıkıntımız yok. Kollarımızı zaten şefimizle görüşüyoruz. Her gün geçiyor, sıkıntılar ne, yollarda ne yapmamız lazım. Birebir yüz yüze görüşebiliyoruz. Yani elektrikli ilgili Allah razı olsun. Bir kere razı olsun. Sevgili olanlardan, İlker Meclisi Başkanımızdan. Geçen sene çok büyük sıkıntılarımız vardı. Şahikur yaklaşık Burhan Bey 210-220 civarında direkt değişti. Komple değişti. Şu anda bu konuda bir sıkıntımız kalmadı. Telekom'da önce çalışmamız oldu. Geçen sene fiber hattı geçtik. Yani ufak tefek eksiklerimiz Telekom'da var. Ne var? Direktler eski. İşte ama şu anda taraf karşılanıyor yani Telekom'da ilgili. Okulla ilgili olan sıkıntımız biz taşımacılığı birçok okulaya geliyor. 9 tane köy geliyor. Merkez olarak burası. Taşımacılıkta falan şu anda bir sıkıntımız yok. Okulda bir şey sıkıntımız var, parkat sıkıntımız var. Zannediyorsam ihalesi kapatılıyor biliyorum. Yani okulun... Yok. Bir de bizim sizden talep ettiğimiz eskiden kalma kayalarda bir okulum var.
aldınız? Yani kullanılmayan atık durumu. Kullanım hakkında emin değilim. Çıkmıştık aldık. Şu anda biz de. Orada güzel bir çalışma yapıp da köyün adına işte 3-5 kişinin ekmek yiyebileceği tekstil gibi bir yer. 1500 metrekare alanı var. Düzgün araziye. Yani buradan iş buradan gelip de bakıp orada herhangi bir değerlendirme yapılırsa bak Sayın Valim o konuda da sizden bir yardım bekliyorum yani. Çok sağlık diliyorum. Sağlık ya. Sağlık memuru. Ne yapacak? Okulu ne yapacaksınız? Az önce köy konağına çevirdim. Sosyal alan olarak kullanabilmek için 1500 metrekare düzgün alanı var. Düzgün salonu yapabiliriz. Köyümüz kalabalık. Bakımı çekiliyoruz. 810 bin lira, 2 bin lira paralar verilmiş. Düğün oralar verilmiş. Yani toplantı olduğu zaman oturup kalkıp yani, toplanabileceğimiz bir alan da yok. Elimizde olan bir burası var yani köy konu olarak. Kayalar benim köyüm altın mahalle. Bir tanesi köyüme 2 kilometre uzak. Diğerleri hepsi iç içe. Aşağıdan doğru, yukarıya doğru sayın var. Kaç kilometre uzak? 2 kilometre. Buradan 1,5 kilometre. Tamam. Yani okuldan gelen okuldan ölçtüğümüz için. 1,5 kilometre yolumuz var sayın var. Teşekkür ederim. Başka sağ diğer müdürlerden var mı? Sağlıkla ilgili var. Sağlık, evet, sağlıkla ilgili vardı sayın valim. Bizim öyle bir şey dediler de. Eder vardı köyümüzden sağlıkçı. Gitti. Sağlık hocamız var. Mevcut. Biz sağlık bakanlığında, biz oraya bir sağlıkçı istiyoruz yani. Köyümüz kalabalık, okul da var, lojmanımız da var, sağlıkçının kalabileceği lojmanımız da var, sağlık evimiz de var, hepsi hazır. Bu binanın üzerine kat çıkmakla ilgili önceki planlar bulunan bu, ona binaya çıkamıyoruz diye bir şey var. Bu konuda sayın valime aktarırsak, bu binanın üstüne çıktığımız zaman köy daha iyi hizmet alma şansı olur burada. Ondan bu binanın projeleriyle ilgili benim bir bilgim yok. Benden önceki muhtarlar yok, da yok. İniş deniliyor, yani, idi. Benden öncekilerde de köy hikaye planlarında ben inceledim. Dosyalarda falan öyle bir şey hiç görmedim. Yani bir kanal olursa daha güzel hizmet alma şansı olur. Tabii onu görüşülebilir, konuşulabilir. Ona bakarız. Yani şeye bir duruma göre. Köy kanalından üzerine bir kat atıp da. Evet. Teşekkür ederim Sayın Valim. Halkım. Vatandaşlarımızın sözünüz, sorular var mı? İlgili müdürlüklere, tarıma, diğer... Sayın Valim, bir önce hemşeri. Sağ olun hocam. Hemşeri, onu söyledim. Onu, aynı şeyi tekrar etmeyelim. Buyurun, buyurun. Şimdi önemli konulardan bir tanesi de bu yeni yapılan bu aşağıki yol, ana yoldan, Ereğli yolundan, bu köye giriş yolundan bir kayalık bir yer var. Yani her an her şey olabilir. O yol güzergahında bir çalışma olursa ben yani köyün adına çok iyi bir şey düşünüyorum. Yani yürüme de geçsen yukarıdan aşağıdan yukarı baka baka geçiyorsun bir, en ufak bir taş düşecek diye. Şu anda çok tehlikeli bir taş var orada. Herkesin üstüne de düşebilir. Başka? Teşekkür ederim. Sayın Valim, isim Hasan Kadam, bu köyden. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi bizim muhtarımız demin bir giriş yapmış oldu. Aşağı mahallede bizim fındık bahçelerimizin bulunduğu, şu an atıl durumda, yara atıl durumda olan fındık bahçelerimize parsel maliklerinin rızası ve maddi desteğiyle iş makinesi özel çalıştırmak vasıtasıyla yol açılma aşamasında. Belli bir aşamaya kadar gidildi. İlk öngörüde yaklaşık bir 40-50 bin lira civarında bir para tutar. Biz bunu kendimiz tamamlayalım. Devletimize de yük olmadan, prosedüre de girmeden zaten fiili durumda olan yolu, kadastro yolunu ihtiyaç durumunda parsel maliklerinin rızasıyla yarım metre, bir metre genişleterekten yolumuzu bahçelerimize götürdüm diye bir fikir birliği yapıldı, başlanıldı. Fakat çalışma esnasında görüldü ki öngörülen miktarın hem maddi anlamında hem zaman anlamında üzerine çıkıldı. Yani yaklaşık 40-50 bin lira civarında diye planlanan masraf şu an 100 bin lirayı buldu. Üzerine de çıkma durumunda artı uzun ömürlü olması, buradaki arazilerin ekonomiye kazandırılması, daha insani şartlarda çalışılabilmesi için devletimizin desteğine acil olarak ihtiyacımız var. İş makinesi orada şu an devam ediyor çalışmaya. Sizin buraya gelmeniz de bizim için bir fırsat oldu. Ne talebiniz var? Yani mazot desteği mi olur? Maddi anlamda iş makinesinin çalışmasını tamamlayabilmesi anlamında
maddi destek mi olur? Artı PVC boru 600'lük dediğimiz, 400'lük dediğimiz bizim. Yani biz bu yolun devamının getirilmesi, yarım kalmamasını talep ediyoruz. Devletimiz arkamızda durursa yarım kalmaz, devam eder. Yani kaç devrinden kalma usullerle sırtta, omuzda. Ben 2 haftalık iznimi kullandım. Benim arkadaşlar Denizli'de tatilini yaparken ben burada kumluk bahçelerinde sırf ata toprağa, ormana dönmesin, taşlık kayalık olmasın, ekonomiye katkısı olsun diye uğraşıp duruyoruz. Pekşan olmuş durumdayız. Yani siz el atarsanız bu iş hallolur. Evet, başka söz almak isteyen var mı? Sayın Valim, müteşe bir şey müdür Bey Hanım, hoş geldiniz de bütün arazi yollandırır. Bak aynı şeyi tekrar etmeyelim. Bak, hayvanlar kişi söyledi. Bak, anlıyor. Söyledi. Çok berbat orada. Tamam, iki kişi söyledi. Artık aynı fayda bir kalktı olur bu burada, biz kendi bildiğimizle devam edelim. Konuşacağız bir dakika. Yani şu anda talepleri alıyoruz şimdi. Tekrar etmeyelim. Yani zamanlarımız var. Biz daha orada çok gerekiyor. Farklı güzergah olduğu için söyledi zannedersem. Evet, arazi yolları genel olarak bir sıkıntı. Evet, başka buradan söz almak isteyen var mı? Evet. Arazi yollarından başlayalım o zaman. Burada biraz arazi yolu sıkıntısı var. Evet. Evet. Özellikle genel sekreterimiz yine sizin ilk alanınıza giriyor bu yani bir şekilde. Bir şey daha ekleyebilir miyim Sayın Valim? Başka bir konu. Çöp konteynerlarının kapaklarında yamulma, kırılmalar var. Kapaklar kapanmadığı için çöpleri, köpekler vesaire, kediler dağıtıyor. Yani kürekle temizlememize rağmen tekrardan saçılıyor ve elden geçmesi gerekiyor. Yani ciddi bir sağlık yönünden, görüntü yönünden kötü bir durum arz ediyor. Sayın Valim, değerli Aziz, sizleri kurum adına saygıyla selamlıyorum. Arazi yollarıyla ilgili her zaman söylediğimiz bir şey var. Malum şahısların arazisinden geçen bir yolun üzerinde herhangi bir tapuda bir geçit vermeden ve bu yolları yol arasında almadığı süre içerisinde herhangi bir şey yapma, yasal olarak yapma şansımız yok. Bu minvalde araç gereç olarak hani zaman zaman yolun düzeltilmesi, bataklık olması, çakıldığı vesaireydi, araç gereçti talep ederlerse biz o konuda destek olalım. Onun dışında köyümüzle ilgili konteynerlerle ilgili konuyu not aldık. Şimdi arkadaşlarımızla ilgileneceğiz. Hepsinin tedavisini yaptıralım. Üstadın dediği kayayı göreceksiniz. Biz de geldik baktık. Son yağın selce alt tarafı komple boşalmış. Yukarıda askıda duran çok büyük bir kütle var. Bu da bir tehlike arz edeceğini düşünüyoruz. Ama arazi çok yüksek, 30-40 metre civarında bir yükseklikte. Ne yukarıdan ulaşmak mümkün, ne aşağıdan. Bir şekilde profesyonel bir ekiple belki de bir patlatma yaparak, izin alarak orayı indirmemiz gerekecek. Bununla ilgili bir çalışma da yapacağız Sayın Hanım. Şimdi bu arazi yoldan bahsediyoruz. Yani sıkıntı çıkartmaya. Oraya grinder ya da kepçe neyse girdiğinde vatandaş benim tarlama gidiyorsun. Hiçbir sıkıntımız yok. O aşamayı biz açtık Sayın Valim. O bölüm şeyde tapuya da şey düştü mü? Kadastro müdür yardımcısıyım Sayın Valim. Ben de az çok hani zaten patika yol, resmi yol var zeminde 1,5 metre, 2 metre var. Kimi yerlerde daralıyor, onların da rızasını aldı. Yani şer geçit hakkı tesisi. Onun muhtarımızla beraber işbirliği içerisinde sesleri, yani grinderle falan düzeltilebilecek şeylere destek verelim. Biz iş makinesini kendimiz çıkarttık, yaptırıyoruz parsel malikleri ile beraber. Şu an tek sıkıntımız maddi olarak gücümüzün yetmemesi. Durumu olanlar 5.000 lira, 10.000 lira para katkısında ama bazı vatandaş, yer olan vatandaşa dediğim zaman 500 lira bile veremem diyor. Gücüm yetmiyor diyor. Adamın zorla aynı fikirdeyim ama yani zorla kimseden bir şey alamıyoruz. Muhtarım bir şeyde İGM başkanımızla, kaymakamımızla, özellikle genel sekreterimizle görüşmeye devam edelim. Bunları yapabileceğiz nedir? Ya ben yapabileceğini düşünüyorum. Yani çok ama bir bölüm şey değil. Yardımcı olmaya çalışalım. İnşallah. Evet, diğer şeyler kanalizasyon çalışması yapılıyormuş. Son durum nedir? Bitiyormuş. Bu halk saha nedir? Halk saha başlamışsınız. Ben açıklamayı yapabilirim. Sayın abi şimdi malum köyde gençler futbola düşkün.
Biz de şu aşağıda köy düzeltişine ait bir yer bulduk. Maalesef makineyle işlem yapmak zorundaydık. Orada duvar yapma gereği ortaya çıktı. Kısmen bir kısmını tamamladık. İşte bu malum piyasadaki hareketli bir öderek bulduk. Oraya gelsek beraber. Para yetersiz olduğu için beklemeye aldık. Şu anda kaynağını bulduk. Sertaş Bey çalışmasını bitirmek üzere. Akşam sabah o hasa duvarını yapıp inşallah en kısa zamanda gençlere orada güzel bir tesis kazandıracağız Sayın Valim. Sayın Vekilimizin de sözü, bizim de sözümüz. Biraz gecikmeli oldu ama biz en güzelini yapacağız bundan sonra Sayın Valim. Evet. Hasa meselesi bu arada. Tamam, teşekkür ederiz. Bu atık okulun değerlendirmesi Kankalar'daki. Ne yapmak istiyorsun muhtarım buraya? Sayın Valim, iş buradan Yok, oraya 1500 metrekare bir alanımız var. Düzgün de bir arazi. Okul da var üzerinde. Yani aşağı yani okulun fiziki anlamı değil. Biz sana verelim okulu. Tamam, okulu bana verin. Ya yardım dedik bir şey yapar. Düğün salonu bir şey yapar yani. Bakın o zaman yani okulu şöyle biz mülkiyetini veremiyoruz ama kullanım hakkını veriyoruz. Ben aldım zaten Sayın Bakan. Evet. Yani çünkü yer okul sadece ya milli eğitimin yer zaten muhtarlık köy güzel kişiliği. Tamam biz sana okulu kullanmak üzere verelim. Sayın Valim okul zaten ben aldım. Ama bir türlü veremiyoruz. Yani köy ben, yok şöyle, yok yok onların için para istiyor. Tamam, malzeme ne istiyorum, para istiyorum. Çatı, çerçeve var. Ben, evet. Ben baktım. Bir de etrafını düzenleyip orada dediğim gibi Sayın Valim biz Kılıç'a Kort'a gidiyoruz. 10 bin lira para veriyoruz oraya düğüne. Köy konağı tarzında kullanıyor. Köy konağı tarzında. Bugün Kayalar Mahallesi'nde 60 hale Ne kadar para ihtiyacın var nedir onları görüşürüz. Tamam. Değerlendirelim sonra. Evet. Başka? Sağlık eviyle ilgili. Ha şey var. Erek yolu bağlantısı kaya. Arazi yolu tamam. Evet. Çöp konteyneri. Evet. Ebe ile ilgili. Sağlık Hocam. Buradaki sistemin adı yönetici. Müdürlükte yani. Evet. Buranın kalmış. Önce konuşacağım seni istiyorlar diye geri göndereceğim diye. Yani kadrosunu da almak istemedi. Ama kadro dolu gözüküyor mecburen. O zaman ya gelecek ya boşalacak. Boşalacak bir başkası gelecek. Yine vurulmak çarşıya gidilmesi icap ediyor Sayın Ağabey. Ya ben bu çarşıda var. Ramamız var. Özür dilerim akşamlar burada kalıyor zaten. Evet. O arada değerlendiremiyor muyum? Orada yeni bir yönetici. Çünkü olayın içinde ben de varım. Evet. Bana dönecek bu olay. O yönetici olmak istiyorsa. O basıklı bir eleman. Yani belki orada yani akşamları kullanabiliriz aslında. Yani akşam sizin şey ihtiyacınızı ben konuşuyorum onu. Efendim gününüz acil bir vaka olsa yani. Ya, acil vaka ya onu yapabilecek bir şey. Ama madem ilk kadrosu burasıymış o zaman meşgul etmesin ya gitsin ya kalsın efendim. Bir bakın. Ben her şeyle konuşayım. Tamam. Sayın Bey, izin verirseniz suyla ilgili. Suyla ilgili evet bildik abi. Muhtarım maalesef bu köyde de suda koli basini çıkıyor yani. Tahillerimizde kirli çıkıyor. Bu koli basini konudaki olaya yol açan basini bir türü eğer burada da olursa sıkıntı olacak bir klor oranlarımızda düşük çıkıyor. Sayın Bey, değirmen ağzından gelebileceğiz şu anda. Şu anda derken zaten aşağı yukarı. Ben bunu 4-5 ay burada kullanıyorum. Klor diyorum kendi suyunu. Bize de yerinden gelen su kloru çok düşük geliyor. Ben klor ölçmem bilmiyorum ama. Yok yok biz ölçümlerimiz şimdi. Biz değirmen ağzından alıyoruz suyu. Belediye. Koz Belediyesi. Koz Belediyesi. Esenköy. Öncelikle yakın zamanda toplantıda buluşmuş Sayın Bakanımıza hepimize selamlar var. Selamlarıyla birlikte Bakanımız hiçbir karış toprağın tarım arazisinin boş kalmaması yönünde çalışmalar yaptığını ve çiftçilerimizle bu yönde hazırlık yapmalarını arzu ettim. Yine bunun yanında Sayın Bakan tarım arazilerinin değişik amaçlara kullanılmasını önüne geçirmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda yine Tarsim'i hatırlatmak isterim. Tarsim sigortası malum %50'sini biz veriyoruz yani bize. Devlet %50'sini tarım bakanlığı veriyor. Bir afet olduğu zaman malum bir afet oldu. Çayşuma'da, Gökçeme'de, Devrek'te epey seralarımız, tarım arazilerimiz şu anda kaldı. Onunla ilgili de Cumhurbaşkanı acil afet ödeneğinden 5 milyon lira geldi ve dağıtıldı.
Fakat bu bütün zararı karşılamıyor. Eğer tersim sigortalı olmuş olsa, işte burada fındıkta dondan dolayı en fazla fındık var. Tepede bir fındık alanımız var. Yaklaşık 1043 dönüm fındık alanı var. Fındıkta bir don dolayından dolayı bir üründe eksilim olsa, bunları tersim karşıyor. İşte hayvanlarla ilgili yine tersim zarar ve ziyanlarınızı karşıyor. Tersim sigortasıyla ilgili de çiftçilerimizin duyarlı olmasını ve bu hakkında istifade edelim istiyoruz. Yine bizim İlgeler Meclisi'nin üzerinde aracılığıyla projelerimiz var. Bu projelerden de bunlar neydi? Yem bilgiler projesi, bebecilik projesi, işte fındık projesi, yine bakanlığımızın bilgisayar üretiminden kurma bahçesi projesi, mavi yemiş projesi, yine bakanlığımızdan 600 bin lira tahıl için, buğday tohumu için para geldi. Bunlar var. Yani bir sürü elimizde projeler, imkanlarımız var, girdilerimiz var. Bu girdilerle ilgili ilçe tarım müdürümüzle, bu da ilçe tarım müdürlüğüne muhakkak müracaat etmeni istiyoruz. Bir de hayvan hastalık ve zararlarıyla ilgili, aşılamalarla ilgili köye gidiyoruz, işte aşı yapıyoruz. Belli miktarda aşı olduğu zaman, diğerleri aşısız kaldığı zaman hastalığı söndüremiyoruz. Yani hastalığı söndürebilmemiz için daha geniş alanda hiçbir tane hayvan kalmayacağı kadar aşılamamız lazım. Yani bu şap hastalığını silmediğimiz zaman işte bizim ihracatımıza etkiliyor. Verim kaybına neden olur. Şap gibi işte diğer hastalıklar da var. Yine hayvan kimliklendirme sürtmelenmesi önemli bir konu. Bununla ilgili kimliklendirme ile ilgili de çalışmalara yardımcı olmamız lazım. Kimliklendirme olmadığı zaman uzay desteklerinden fazla faydalanamıyorsunuz. Hizmetimize imkanlar geliş, bir sürü projelerimiz var, girdilerimiz var. Bunun yanında siz derseniz ki burada şu olur, biz bu arada varız. Sayın Varım bizle beraber Devrik'te Aronya Bahçesi, Aronya Hasadı'na katıldık. Aronya Hasadı'da işte bir dönüm alanda 1000 kilo, 1 ton ürün aldık. 100 liradan ortalama satılıyor, 150 liradan satış olur. Yani bir dönüm alanda 100 bin lira gelir elde ediyor. Ya bu bölgemizde tarım alanları dar olduğundan dolayı bu tür ürünlere de yönelme durumundayız. Yani dar alanda fazla para kazanmamız lazım. İşte çilek bu şekilde kazandırıyor, mavi yemiş bu şekilde kazandırıyor. Yine bakanlık projemizden kurma projemiz var. Bundan da faydalanabilirsiniz. Yani neden faydalanmak isterseniz, hayvan hastalık, zararları, işte bilgisayar üretimi, bilgi hastalıkları, bilgilendirme, yani köyünüzde kurs isterseniz kurs düzenleyebiliriz. Bu bölge aracılık için çok verimli bir bölge, kestanenin yoğun olduğu bir bölge. Ama tam yeterli değil. Biraz daha fazla 705 puan varmış. Burası 705'tir. 705 puanı da kaldı. Kestane malum, kestane balı çok değerli bir bal. Kestanelerimize hastalık var, bunu da biliyoruz. Farkındayız. Bununla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Bakanlığımız çalışma yapıyorlar. Uzun bir süreç alacak bu hastalıkla mücadele. Vallahi müdürü, lafınızı kesin olur. Bırak, aldan geçtim. Bu millet 3-5 sene sonra yiyecek kestane de bulamayacak. Bu sene yeni bir hastalık geldi. İşte biz de buna bahsediyoruz. Kestane kan ağrısı. Kestane de bulamayacak. Yiyecek kestane bulamayacak. Kestane kan ağrısı. Bundan bilgimiz var. Orman Müdürlüğü'nde bu konuyla ilgili çalışıyor. Böcek salonu yapıldı. Biyolojik mücadele burada yapılmadı efendim. Nasıl? Burada yapılmadı. Seneye istiyoruz. Seneye yapılacak. Beşiktaş'a öyle oldu. Yapın. Arkadaşlarımın burada böyle. Yani başka bir yere yapılacak. Başka yere götürdük kestaneye. Böcek salonu burada da yapılır. Yani başka bir mücadele şekli yok. Az önce de ifade ettim. Bu hastalık Çin'den bu tarafa geldi. Dünyanın başında gözlemek Çin'lerden geliyor herhalde. Çin'den 1940'da bu hastalık çıktı. 40 kilometre hızla ilerliyor. Bütün dünyaya kalmadı. Maalesef ülkemizde de, bölgemizde de 2-3 senedir bu hastalık var. Bu da bir mücadelemiz devam ediyor. Eğer bir talebiniz varsa, taleplerinize, dinlerimiz olan varsa. Yine bu geniş, büyük bir köy burası. Bizim ara 174 gıda hattımız var. Gıda ile ilgili bir şikayetiniz olduğu zaman, o gıda hattımızda değerlendirin. Yani işte
şikayet ettiğin zaman bakkalda ürün geldi geçmiş, şu geçmiş, şu geçmiş, bir gıdayla ilgili bir şikayet ettiğin o zaman onda hiç kimse bilmiyor, biz de biliyoruz kimi şikayet ettiğini. Sürekli Ankara'ya düşüp, araya gidip gıda hakkında kullanmamızı tavsiye ediyoruz. Arz ederim. Evet, teşekkür ederim Sayın Bey. Biz problemleri yakinen takip ediyoruz Sayın Valim. İnşallah da dönemimizde bu problemlerin tamamını çözeceğiz. Bu yıl zaten kaya yolu dediğimiz yolda kargalarla beraber asfalt programında Sayın Valim. İşte önümüzdeki hafta itibariyle muhtemelen asfaltı atarız. O seferlikle ilgili sıkıntıyı çözdük Sayın Valim. Tabii ki benim gönlüm büyük bir köy. Şebekenin değişmesinden yana Sayın Valim. Bu noktada biz üzerimize düşeni yaparız yalnız. Muhtarımızla ve köylülerle ortak çalışmak zorundayız. Çünkü biz bu işleri malzeme ve makinelerin vatandaşlarımızla beraber yapıyoruz Sayın Valim. Tabii ki gelecek noktasında en büyük problem su problemi olacak. O yüzden bir an evvel şebekenin değişik kolektör sistemine geçilmesi bu köyümüz açısından avantaj olacak Sayın Valim. Genel anlamda bu köyde çok büyük problemimiz yok Sayın Valim. Yakinen zaten çalışıyoruz, sürekli buralardayız. Tabii ki tarımsal faaliyetler çok önemli. Tarım arazinin yollarının yapılması lazım, vatandaşımız doğru söylüyor. İşte gelecek aylarda inşallah başlayacağız. Bu Sivler, Kozlu Grup yolunun Kızılca Kese'den aşağı deplase edilmesi çalışması başlayacak. Bu anlamda hem köyü ilgilendiren alt kısımda, Ilıksu'ya doğru olan bölgede eski araziler var. Vatandaşın şu anda çoğunu kullanamadığı. Otantik bir bölge efendim, orası güzel bir bölge. Oranın da yol bağlantısını inşallah yapacağız Sayın Valim. Ondan sonra o bölgede insanlarımız tarımsal faaliyetlerini daha kolay yapabilecekler. Dediğim gibi Sayın Valim, yakinen biz problemleri takip ediyoruz. Çözüm için oradayız. Vatandaşlarımız da bize her daim ulaşabiliyor. Ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum Sayın Valim. Çok teşekkür ederim abi. Tabii bir de genelde jandarma komutanımız diye dolandırıcılıkla ilgili şey söylüyor. Bunu da söyleyebilecek misin? Tabii. Hadi buyurun, buyurun. Sonraki köye gitmek üzere sizden müsaade istiyoruz. Hoşçakalın.